gelen yok abi baksana. Bir hafta. Yazık ya. Her patlakla böyle. Bir... Patlak bir su. Nereden verecek patlağı? İlla bir yerden sızacak yani. Karşı tarafta bakın, o komşunun bahçesinden sızıyor. Bizim aşağıdan sızıyor. Bu komşunun aşağıdan sızıyor. O komşunun oradan sızıyor. İlla bir yerden patlak verecek yani. Sonunda buradan verdi patlağı. Bir şey olmuyor ki. Gelip bakmıyorlar. Nasıl rezillik böyle bu? Kaç gündür akıyor? Bir haftadır çekmiyoruz bu rezilliği. 5 aydır çekiyoruz. 5 aydır bu belediyenin rezilliğini çekiyoruz. Bu mahalleye hiç bakılmıyor. Yeter artık yani. Bu mahalleye bakılmıyor. Oo, üvey evlat muamelesi görüyoruz. Bu kadar basit yani. Biz telefonla, bana telefonla, bayan bana bağırıyor. Üstümüz başımız çamur içinde kalıyor arabalarda. Bu sefer bağırdığın zaman bana ne bağırdın diyor bayan telefonda. İlgilenmiyorlar. Resmen dalga geçiyor milletle ya. İnsanlar suyun içinde geziyor ya. 185'i arıyoruz. Evet. Tamam diyor beyefendi, kaydettik. Sabah akşam bir hafta oldu da bu temiz su. Bir şey olmuyor yani hiç. Kaza olma ihtimali de kaza çok yüksek. Oluyor. Çoluk çocuk ikidir kaza çıkıyor burada, aynı motor kuryecilerin burada rastlıyoruz. Bir adıdan bir akıyor bu. Aradım, işim aradı, ben aradım, mahalle aradı. 10 defa ben aradım sadece, 10 defa ben. Bu para bizden çıkıyor, bizden. Barajlar kurmuş, bak Kraken barajları kurmuş. Abi buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Bir tane kısa bir film var, 25 litre su diye. Onu izledikten sonra bu durumun farkına varacaklarını sanıyorum. Böyle bir yokluğa düşerler inşallah. Sonra bu suları ararlar tek tek. Bu tür olayların bir an önce göz önüne alınıp onarılması lazım. Milletimiz de, insanlarımız da, devletimiz de mağdur oluyor sürekli. Bir an önce göz önüne alınması lazım. Ha.